Bu kılavuzda size Moho'yu kullanmanın çeşitli yönlerini anlatacağız. Moho'yu daha önce hiç kullanmadıysanız başlamak için mükemmel bir yer burası. Deneyimli bir Moho kullanıcısı olsanız bile Moho'nun bu sürümünde bazı büyük değişiklikler var. Bu nedenle eğitimleri tekrar bakmanızı öneririz. Moho'da çalışma konusunda rahat olduğunuzda diğer eğitim bölümlerine geçebilirsiniz. Hepsini izlemek zorunda değilsiniz ancak öğrenmek istediğiniz spesifik tekniklere bakmanızı öneririz. Moho'yu ilk başlattığınızda, belirttiğiniz konumda bir özel içerik klasörü oluşturmanız istenecektir. Bu eğitim kılavuzunda kullanılan eğitim dosyaları, söz konusu özel içerik klasörüne yüklenecektir. Bunları içerik klasörünüze gidip öğreticiler alt klasörünü arayarak bulabilirsiniz. Programı ilk açtığımızda bizi bu şekilde bir pencere karşılayacaktır. Ortadaki menüyü kapatmak için üstüne bir kere tıklayabiliriz. Ya da bir daha bu pencerenin açılmasını istemiyorsak Don't Show Again seçebiliriz. Bunun dışında Moho'yu her açışımızda daha önceden yapılmış projeler karşımıza çıkacaktır. Eğer bu projeleri her defasında görmek istemiyorsanız şu adımları yapın. Edit Preferences General sekmesinde iken Startup File Empty Document seçin. Başlangıçta özel bir içerik klasörü oluşturmak isterseniz, istediğiniz zaman Edit, Preferences, General, Custom Content Folder'dan seçerek bir tane oluşturabilirsiniz. Hızlı başlangıç rehberi, şimdi Moho'nun genel özelliklerine bakmak için hızlıca bir giriş yapalım. Öncelikle hali hazırda daha önceden açılmış bir proje varsa bunu kapatalım ve yeni bir çalışma sayfası açalım. Bunun için file bastıktan sonra close'a basalım. Ardından fail bastıktan sonra new basarak yeni bir çalışma sayfası açalım. Yeni bir çalışma sayfası açtıktan sonra tüm araçları sıfırlayarak menüleri ilk haline getirebiliriz. Seçmek için geçerli araç simgesine, dosya menüsünün hemen altında olan Reset All tıklayın. Bu tüm araçları varsayılan ayarlarına getirir, böylece bu eğitimi takip edebilirsiniz. Basit bir şekil çizelim. Soldaki menüden Draw Shape seçelim ve şekillerden ovali seçelim. Şekli çizmededen önce istediğimiz renkte şeklin oluşmasını istiyorsak önce rengi seçmeliyiz. Moho arayüzünün sağ tarafındaki stil paneli, çizdiğiniz şekillerin dolgu ve kontur renklerini seçmenize olanak tanır. Bir dolgu rengi seçmek için, bir renk paleti açmak üzere dolgu rengi karesine tıklayın veya renk örnekleri paletindeki renk karelerinden birine tıklayın. Alternatif olarak renk örneği paletindeki renklerden birine tıklayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dolgu rengini seçin ve tamamı tıklayın. Şimdi tekrar ovali oluşturalım ancak bu sefer klavye tuşları ile etkileşimine bakalım. Öncelikle sahnede bulunan ovali silmek istiyorum. Bu yüzden soldaki draw kısmından seçim kümesi simgesi olan select point seçiyorum. Ardından farenin sol tuşu ile şekilden uzak boş bir noktada farenin sol tuşuna basılı tutuyorum ve daireyi kapsayacak şekilde seçimi büyütüyorum ve farenin sol tuşunu bırakıyorum. Artık daire seçilmiş olacaktır. Şimdi klavyeden delete tuşuna basarak nesneyi siliyorum. Yine ovali seçelim ve shift ve alt tuşlarına basın. Shift tuşu şekli oval yerine daire olmaya zorlar. Alt tuşu ise daireyi ilk tıkladığınız noktanın etrafında ortalar. Daireyi mavi dikdörtgenin içinde tutmaya çalışın. Bu dikdörtgen projenizin görünür alanını temsil eder. Önceki şekilde gösterildiği gibi AutoFill seçeneği tıklı ise otomatik renk doldurma seçeneği işaretli olduğundan dairenin otomatik olarak renkle dolacağını unutmayın. Eğer yaptığınız şekilden memnun değilseniz üstteki menü çubuğundan Edit Undo tıklayarak komutu geri alabilirsiniz ve tekrardan çizebilirsiniz. Eğer oluşturduğum şeklin rengini değiştirmek istersem ne yapmalıyım? Bunun için önce nesneyi seçmem veya Paint Bucket aracını seçmem gerekir. Şimdi direkt olarak rengi değiştirmeye çalışalım. Bakın. İşe yaramıyor. Şimdi fil menüsündeki Select Shape simgesine tıklayalım ve nesneyi seçelim. Ardından fil veya stroke renklerini değiştirirsek nesnemiz de bunlardan etkilenecektir. Ya da renk verme işlemini Paint Bucket simgesine tıklayarak yapabiliriz. Paint Bucket ile nesneyi boyamadan önce rengi değiştirmeliyiz ki sonucu görelim. Yoksa eski renkler aynı olacağından bir değişiklik olmayacaktır. Paint Buket aracına tıklayınca 3 adet renk değiştirilecek yerin seçimini yapabiliriz. Eğer sadece fil yani iç tarafın rengini değiştirmek istiyorsak fil tıklı olmalı. Sadece stroke yani kontür değişmesini istiyorsak stroke seçili olmalı. İkisi birden rengini değişmesini istiyorsak bot seçili olmalıdır. Basit animasyon yapımı. Moho'da animasyon yaptığınızda nesneleri hareket ettirince anahtar kareler oluşur. Anahtar kareler arasındaki zaman noktalarında Moho tüm nesnelerin konumunu otomatik olarak hesaplar. Zaman çizelgesi penceresinin üst kısmına yakın bir yerde animasyondaki kare numaralarını görüntüleyen bir cetvel bulunur. Burada 36 sayısına tıklayın. Şimdi menü bardan edit ardından select none seçin. Böylece seçili olan bir nokta varsa veya herhangi istemediğimiz bir yer olmayacak ve sıfırdan seçim yapacağız. Draw araç çubuğundan transform points aracını seçin. Daireyi farklı bir şekilde dönüştürmek için dairenin alt noktasını seçim kümesiyle seçin seçip yukarıya doğru sürükleyin. Ekranda pan gezinmesini klavyeden boşluk tuşu basılı iken farenin sol tuşu ile ekrana basılı tutup fareyi sürükleyerek yapabiliriz. Farenin tekerleği ile ileri geri yaparak ekrana yakınlaşıp uzaklaşıyoruz. Şimdi katmanı döndürmek için araçlar panelinin katman bölümündeki transform layer yani katmanı dönüştür aracını seçelim. Nesneyi katman dönüştürme aracıyla döndürmek için nesnenizi çevreleyen iki sınırlayıcı kutu arasındaki alana gidin fare okunun yanında döndürme oku da çıkacaktır. O çıkınca nesnenizi döndürün. Şimdi zaman çizelgesinde 72. kareye tıklayın. Ardından nesneyi önceki pozisyonuna almak için Drop sekmesinden Reset Ol seçin. Ana pencerenin üst kısmındaki araç seçenekleri alanında, tüm katmanın dönüşünü sıfırlamak için sıfırla yani Reset düğmesine basın. Son olarak, animasyonun uzunluğunu varsayılan uzunluğu olan 240 kareden kısaltacağız. Zaman çizelgesi penceresinde ikinci sayı alanına 80 değerini girin. Bu animasyonun uzunluğunu 80 kareye kısaltacaktır. Tebrikler, bir animasyon yaptınız. Devamını izlemek için ana pencerenin altındaki oynat düğmesine basın. İşiniz bittiğinde durdur tuşuna basın. Tamam, muhtemelen herhangi bir film ödülü kazanamayacak ama Moho'yu öğrenmeye iyi bir başlangıç yapıyorsunuz.